Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün AMD'nin yeni fiyat performans kralı iddialı 7700 XT ekran kartının performansına bakacağız. Elimde ise Asus tarafında TUF Aris 7700 XT ekran kartı bulunuyor. Gerçekten de biraz sonra bu ekran kartının da soğutma performansına bütün vermiş olduğu FPS değerlerinde canlı 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 bir şekilde Ryzen 5 7500 F işlemciyle de testini gerçekleştireceğim. Bakalım 7500 F işlemciyle güzel bir ikili olabiliyor mu? Çünkü 7500 F işlemci orta segment bir işlemci ve 7700 XT ekran kartı da orta segment bir ekran kartı. Şimdi bu ekran kartına baktığımız zaman ismi sizi yanıltmasın. Bu ekran kartı RTX 4070 ekran kartının rakibi değil arkadaşlar. Bu ekran kartı bildiğiniz 4060 Ti 16 GB'ın rakibi. Peki bu noktada bu iki ekran kartının fiyatları ne? Globaldeki çıkış fiyatlarına baktığımız zaman RTX 4070 ekran kartının çıkış fiyatı 599 dolardı. Globaldeki ilk çıkış fiyatlarından bahsediyorum. RTX 4060 Ti ekran kartına baktığımız zaman ise 16 GB'lık sürümü 499 dolardan çıktı ve elimdeki 7700 XT ekran kartı ise 449 dolardan piyasaya çıkış yapacak. Tabii ki de bu elimdeki ekran kartı bu fiyattan olacak demiyorum. Piyasanın alabileceğiniz en düşük global fiyatlarından bahsediyorum. 7700 XT ekran kartı RTX 4060 Ti 16 GB'den tam tamın arkadaşlar %10 daha düşük bir fiyata sahip. Şimdi ekran kartının biti, mimarisi, şuyu bu nedir bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü bunlar bize gerekli değil. Biz alacağız, bilgisayara takacağız ve taktığımız anda nasıl bir performans alıyoruz ben bunları sizlere göstermek istiyorum. Ama burada önemli bir bilgi bu ekran kartının tam 12 GB'lik bir belleği bulunuyor. 12 GB şu an günümüzdeki en mükemmel belleklerden bir tanesi. 16 GB bu segment bir kart için 4080-4090 için değil. 16 GB bu segment bir ekran kartı için vallahi gereksiz. Ha, fazla bellek göz çıkartmaz. Severiz olsun. Ama 12 GB'lık bellek tam böyle mükemmel bir değer olduğunu söyleyebilirim. Şimdi 7700 XT ekran kartı RTX 4060 Ti 16 GB'dan daha ucuz bir ekran kartıydı. Peki performansı burada ne olmuş arkadaşlar? İlk önce Apex Legends'ta başlayalım arkadaşlar. Apex Legends'ta 1080p 2K değerini görüyorsunuz. 1080p değerinden bahsedeceğim ben. 1080p ultra grafiklerde 7700 XT ekran kartı 270 FPS almış. 4060 Ti ise 221 FPS almış. Arada çok ciddi bir şekilde performans farkı var. Burada 7700 XT ekran kartı ezmiş geçmiş. Ve bu Burada özellikle 4070 ekran kartına yaklaşmış. Yani bak bu oyunda ray tracing yok, DLSS yok, FSR yok. Kas gücü oyunlarında 7700X de biraz farkını ortaya koyuyor. Buradan çıkıyorum Cyberpunk'a geldiğimiz zaman Cyberpunk'ta DLSS üstü özelliği var. Şimdi burada DLSS üstü özelliğinden ben bahsetmeyeceğim ama testlere koyacağım. Yani orada testlerde bulunacak. Çünkü neden? DLSS 3.0'a rakip olarak AMD FSR 3.0'ı getiriyor. Biz DLSS 3.0 ile FSR 3.0'ı karşılaştıran ayrı bir test yapacağız. Orada biz bunlardan uzun uzun bahsedeceğiz. Şu anda çünkü elimizde bir veri yok arkadaşlar. Ama ben burada meraklıları için DLSS 3.0 performansını koyuyorum. Cyberpunk 2077'ye geldiğimiz zaman Retracing modu açık. FSR ve DLSS kalite modundayım. 1080p'de 75 FPS vermiş. 7700 XT ekran kartı. 4060 Ti ise 83 FPS vermiş. Bakın burada özellikle ray Tracing modunu yükseltmeye kalktığınız zaman, yükselttiğiniz zaman arkadaşlar Nvidia ekran kartları farkı biraz daha açıyor. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim ki Ray Tracing performansı halen daha Nvidia ekran kartlarında bariz bir şekilde üstün. Oradan çıkıyorum Tomb Raider'a geliyorum. Tomb Raider'da saf kas gücüne bakıyorum arkadaşlar. Yine en yüksek grafiklerdeyim. Burada 7700 XT 197 FPS alıyor. RTX 4060 Ti ise 182 FPS alıyor. Çok rahat bir şekilde 7700 XT ekran kartının geçtiğini görebiliyorsun. Oradan çıkıyorum. Starfield oyununa geliyorum. Buraya bir yıldız koyuyorum. Bekle kanka. Bekle. Çünkü Starfield oyunu da çok garip bir şekilde tüm Nvidia ekran kartları Starfield oyununda düşük FPS veriyor ve bu oyunda biliyorsunuz AMD tarafından promote ediliyor. Hatta bize Starfield oyun kodu da AMD tarafından gönderildi. Hani testlerde bulunsun. Hani yeni oyun bakarsınız merakınızı giderirsiniz diye. Biz de bu merakımızı gidermeye kalktığımız zaman dediğim gibi Starfield'a yıldız koyuyorum. 7700 XT ekran kartı karşısında yani diğer ekran kartlarının pek bir şansı kalmamış. Bu oyun beni çok inandırmadı. Nvidia'nın yeni driver güncellemeleriyle bu oyuna bir daha bakmak gerekiyor. Oradan çıkıyorum. God of War'a geldiğimiz zaman God of War'da çok rahat bir şekilde 7700 XT ekran kartının geçtiğini görebiliyorsunuz. Hatta 4070'e yaklaşmış bile. Yani baya baya iyi yani. Rainbow Six Siege'e geldiğimiz zaman RTX 4070 ekran kartı yok ediyor hepsini. Hepsini yok ediyor. Ama net net bir şekilde 7700 XT ekran kartı 4060 tiye geçiyor. Forza Horizon'a geliyorum. 7700 XT ekran kartının da çok rahat bir şekilde 4060 tiye geçtiğini görebiliyorum. Warzone 2'ye geliyorum. Daha doğrusu Warzone oldu. Call of Duty Warzone oldu onun adı. Burada da Bak çok garip 7700 XT ekran kartı çok iyi performans verdi. Yani 4060 Ti'yi yok ediyor. 4070'e yakın bir performans verdi. Valorant'a geldiğimiz zamansa Valorant'ta performanslar çok aman aman değildi. Yani 4060 Ti'de 7700 XT'de güzel performans verdi. Çünkü 500 FPS'lerden bahsediyoruz. Buradaki FPS'ler artık 500'e, 700'e çıktığı zaman çok bir şey ifade etmiyor. Arada bir 20 FPS'lik fark var. Ama okey. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. 2K'da 7700 XT bu sefer performansı bayağı açmış. Bu da dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi oldu. Bannerlord'a geldiğim zamansa saf kas gücünü ölçen oyunlardan bir tanesi. Yine burada çok rahat bir şekilde 7700X de çok iyi performans vermiş. Hatta ve hatta 4070 ekran kartının performansını geçti. Çok acayip. Buradan çıkıyorum Spider-Man'e zaman e ise Spider-Man'de 1080p testini yapamadım çünkü 1080p'de bu Spider-Man özellikle PlayStation'dan bilgisayara gelen oyunlarda çok büyük sıkıntı var. Çok büyük sıkıntı var ve 1080p'de 7900X3D işlemci dar boğaz yapıyor. Yani bu oyun çok sıkıntılı. Onun için ekran kartlarının gücünü ölçebilmek anlamında 2K testini baz aldım ve 2K testini baz aldığım zaman da Ray Tracing modum açık, en yüksek Ray Tracing, en yüksek grafikler, 7700 XT, 2K'da 100 FPS, 4060 Ti 2K'da 104 FPS. Bakın çok rahat bir şekilde bugün şunu söyleyebilirim ki Ray Tracing özellikle bakın Ray Tracing Low'da 7700 XT geçebilir ama Retracing Medium High Ultra Retracing modlarında Nvidia ekran kartları fark atıyor. Çünkü Nvidia ekran kartlarının Retracing işleyebilme özelliği bariz bir şekilde AMD ekran kartlarından daha üstün. İşte burada Spider-Man'de bunun canlı örneklerinden bir tanesi. Dediğim gibi DLSS üst sıfırı katmıyorum. FSR karşılaştıracağız çıktığı zaman. Ama DLSS 3.0 performansını masaya koyduğumuz takdirde çok net bir şekilde Nvidia ekran kartları burada önde. Şimdi DLSS 0'ı hariç tuttuğumuz takdirde burada 1, 2, 3, 4, 5, 11 tane oyun var. 11 tane oyunun ortalamasını aldığım zamansa 7700 XT ekran kartı bu 11 oyunun ortalamasında 1080p'yi baz aldım. 7700 XT'nin performansı 4060 Ti'den %14 daha güçlü. 4070 ise 7700 XT ekran kartından %12 daha güçlü. Yani bu 7700 XT ekran kartı tam olarak 4060 Ti 16 GB ile 4070 ekran kartının ortasında yer alıyor. Tam ortasında. Tam 7700 XT ekran kartı RTX 4060 Ti 16 GB'tan %14 daha güçlü olmasına rağmen 4060 Ti 16 GB'tan daha ucuz bir ekran kartı. Yani global çıkış fiyatı en azından bu şekilde. Videonun başına demiştim ya Asus TaF ekran kartının o kadar ucuz olmasını beklemeyin diye. Çünkü Asus TaF ekran kartının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu elimizdeki ekran kartı gerçekten de komponent kalitesi anlamında yüksek bileşenlere sahip ve özellikle zaten ekran kartını eline aldığın zaman şunu görüyorsun ki ekran kartı komple metal. Bak burası bile plastik değil, metal her yeri metal. Arkadaki backplate'ten tut da çerçevesine kadar zaten soğutma değerlerini biraz sonra gördüğün zaman diyeceksin ki evet. Yani neden Asus TUF ekran kartları böyle çok aman aman ucuz olmuyor? Bunun sebebini zaten orada görüyorsun ve özellikle burada 3 tane fan var. Ve bu fanlar çok düşük RPM'lerle çok iyi bir soğutma sağlıyor. Yine dediğim gibi biraz sonra bu değerleri göreceksiniz. Onun dışında ekran kartımızın burada ve direkt olarak burada GPU'ya temas eden bakırları görebiliyorsunuz. Ve ekran kartımızın 2 tane 8 pinlik girişi var. Ve gerçekten cool gibi bir ekran kartı. RGB'lerini saymıyorum. Burada zaten RGB bir taf aydınlatması bulunuyor. Altında bir çizgi var. Yine bu da taf aydınlatma Asus'un kendi yazılımından kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bütün testlerimi Asus TUF Aris 7700 XT ekran kartıyla yaptım ve gerçekten çok çok büyük keyif aldım. Bunun dışında ekran kartı üzerinde iki tane BIOS var. Bu BIOS'lardan bir tanesi performans BIOS ve bir tanesi de sessizlik odaklı bir BIOS. Ben bütün testlerimi yine kartın üzerinde default olarak gelen performans BIOS'ta yaptım. Buradaki switch ile buradaki BIOS'ları, buradaki modları değiştirebiliyorsunuz. İşte sentetik testler, size, işte şuydu, buydu. Bunları merak edenler için de ben açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan da eğer isterseniz de işte programlar karşısındaki performansı nasıl bunları da görebilirsiniz. Bugün konumuz oyundu. Çünkü zaten biliyorsunuz AMD ekran kartları işte program bazlı çok önerdiğimiz ekran kartları değil. Kuda çekirdeğinden ötürü ve Nvidia'nın da yazılımcılara vermiş olduğu desteği bildiğimiz için biz bu noktada eğer yazılım işiyle uğraşıyorsanız size ben yine burada Nvidia ekran kartı öneririm ama oyun tarafında çok net bir şekilde bariz bir şekilde 7700 XT ekran kartı DLSS 3.0 performansını saymadığımız takdirde RTX 4060 Ti 16 GB'dan çok daha üstün ve çıkış fiyatları olarak da 7700 XT 7700 XT ekran kartı daha ucuz bir ekran kartı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Elimde bulunan Asus TUF ekran kartım var ya bunu bir bilgisayara takayım. işlemci olarak da Ryzen 5 7500 F işlemciyi yerleştireyim. 16 16 32 GB 6000 MHz C30 değerindeki g sıkılın RAM'lerini yerleştireyim ve 7500 F ile Aries 7700 XT ekran kartı nasıl bir ikili oluşturuyor? Acaba bu ikili uyumlu mu? Bunu size göstermek istiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda muhtemelen Aries 7700 XT ekran kartıyla çok fazla sistem göreceğiz. İşte bu sistemler çıkmadan ben sizlere bunu canlı canlı bir göstermek istiyorum. Dostlarım ilk oyun testim Apex Legends'dayım. Tabii ki de daha çok işlemciyi zorlayan oyunlarla testi yapacağım ama ilk önce burada Ryzen 5 7500F işlemciyle bir Apex Legends'daki performansı görmek istiyorum. Neden? Çünkü benim en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi ve şu anda Apex Legends'ta bak 1080 p ki işlemciyi zorlayayım. En yüksek grafiklerde Apex Legends'da 7500F ile 7700 xt ekran kartı gerçekten mükemmel bir ikili oluşturuyor. Oyunun zaten 300 FPS sınırı var ve biz şu anda o FPS'leri çok rahat görebiliyoruz ve herhangi bir şekilde darboğaz olmuyor. Aa bir dakika dur. Çok güzel almadım mı? Bak izle şimdi ne yapıyorum izle izle izle. Aman bak izle izle. Patlamadı. Burada ekran kartıma bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ekran kartım şu anda 210 wattları görüyor. Sistem ise prizden 330 watt, 336 wattları prizden çekiyor. Sistemin bu sistemin prizden çekmiş olduğu güç bu. Yani burada 500 wattlık ama 12 volt tek kanaldan 500 watt güç verebilen kaliteli bir power supply kullanırsanız da bu sistem bunu karşılayabilir arkadaşlar. Ama tabii ki de ne yapın benim burada size önerdiğim 600 watt ve üstünü bu sistemde kullanmanız çok çok daha garanti olacaktır. Burada en güzel nokta ise Asus TUF ekran kartı gerçekten neden çok popüler ve seviyoruz? Abi bakar mısın %30'luk fan devriyle Asus TUF ekran kartı 800 RPM ya. ya ekran kartının çıtı çıkmıyor. 800 RPM, 700 RPM'lerde 58 derece. Muazzam. Ve ekran kartı 200 Watt güç tüketiyor. Gerçekten de mükemmel bir mühendislik örneği arkadaşlar. Seni ben yemedim mi? Bak şimdi izle orayı. Seni de alacağım, seni de alacağım. Uhu, işte bu dostum. Çok iyi. Dostlarım bir turda daha yeni çıkan tazecik oyunlardan Starfield'ı göstermek istiyorum. Ve şu anda Starfield'da anlık olarak 120 FPS'leri görebiliyoruz. Ve özellikle burada ekran kartından tekrar bahsedeceğim. Ya 800 RPM'lerde, ekran kartı 50 derecelerde gerçekten mükemmel. Ve burada ekran kartının Watt tüketimi 200 Watt'ları görüyor. Bak ultra grafiklerdeyiz, 1080p'deyiz. Render kısmı %75 ile başlar. Bu gerçek 1080p olduğu anlamına gelmez. Onun için bu aşamada bunu %100 yapıyorum ve şu anda gerçek 1080p çözünürlük ve geriye geldiğim takdirde ise 84 FPS'lere kadar düştük arkadaşlar. İlerlediğimiz takdirde FPS'lerin arttığını göreceksiniz. Çevre gerçekten muazzam. Yani bir VR gözlükle buradaki atmosfer çok çok iyi. Ya adamların yüzlerinde ve bir tık yapaylık var ama birazcık da fizik motoru bir inandırıcı gelmedi bana ya. Yani 2023 yılında şöyle kötü bir lazer ışığı. Ya en ufak bir darbe yok. İşlemci ile ekran kartının uyumu o kadar iyi ki arkadaşlar. Ekran kartı %100 yükte. Yani ekran kartını maksimum maksimum verimde kullanıyoruz. Gerçekten de mükemmel bir değer. God of War'da şu an 113, 116, FPS, 117 FPS'leri görebiliyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Ya bu işlemci nasıl bir işlemci? Noctua'nın 14 santimetrelik fanını kullanıyorum soğutmasını kullanıyorum ve muazzam bir soğutucu bu. 60 derecelerde ya. ya. gene güzel ama yani beklediğimden çok güzel değil ya. Ama ekran kartı için bir şey söyleyemem. İnanılmaz güzel. Ya bakar mısın? Ekran kartı ile işlemci uyumu mükemmel abi. Ekran kartı %100'lerde ve gerçekten çok güzel bir ikili oluşturuyor. 1080p kalite modundayım. FSR kalite modundayım ve ultra grafiklerdeyim arkadaşlar. Ve bu şartlar altında God of War'da 120 FPS'leri de göreceğim yerler oluyor ama 100 FPS'in altına düşmüyoruz. Dostlarım kapanışını da Forza Horizon 5 ile yapalım. Şu an Forza Horizon 5'te 220 FPS'leri görebiliyorum. Hangi ayarlardayım bakalım hızlı bir şekilde. Bak şu anda hemen gösteriyorum. 1080p'deyim. FSR modumu açtım. Kalite modunda. Grafik olaraksa Ultra grafiklerdeyim ray modunu kapattım arkadaşlar. Ve şu an bu şartlarda rahatlıkla 200 FPS'leri görebiliyorum. İşlemci ile ekran kartının uyumu gerçekten çok çok iyi çalışıyor. Peki burada bir 2K çözünürlük yapsak ne olur? 2K çözünürlükte durumlar nasıl olur bir de buna bakalım çünkü buradaki FPS'ler güzel yüksek FPS'ler gördük bakalım 165 FPS'lerdeyiz. gayet iyi şimdi buradayken bir de retrésik modunu açalım çok iyi çalışmaması oha lan baya iyi ne alaka hiç FPS düşmedi ki retrésik modunda a baya baya çalışıyor sıkıntısız retrésik modunu açtım 180 FPS'ler Well ok Ekran kartının sıcaklığını falan her şey şahane gidiyor ya. Dostlarım sonuca geldiğimizden performansı gördük. Özellikle burada Ryzen 5 7500F işlemciyle de çok güzel bir ikili oluşturduğunu görebiliyoruz. Yani bana kalırsa mükemmel FPS'lerdi. Yani burada açık konuşmak gerekirse 7700X de ekran kartı için çok daha böyle absürt bir işlemci kullanmaya gerek var mı? Senin tercihin ben bir şey diyemem ama baktığımız zaman 7500F ile bu ikisi güzel bir ikili olmuş. Bu yani sıkıntı şu. Yani 7500 F işlemciye ben devasa bir soğutma kullandım. Buna rağmen işlemci 60, 63'leri gördüğü yerler de oldu sıcaklık olarak. Ama genel performansta ikili gerçekten çok çok iyi çalışıyordu. Burada güzel bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu testleri yaptığım süre boyunca hiçbir şekilde 7700 XT'de bir driver problemi, driver'ın çökmesi gibi bir problem yaşamadım. Bu da beni sevindirdi. AMD burada driver'ları bence iyileştirmeye çalışıyor ve güzel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Zaten bunu çıkartması gerekiyor. Çünkü AMD'nin zaten en çok eleştirildiği yer burası. Driver problemleri ama şu anki ben buna kefil olamam. Ama şu anki driverlar doğrultusunda 7700 xde herhangi bir çökme, problem, kapanma, donma, şudur budur hiçbirini yaşamadım. Ve sorunsuz bir şekilde oyun testlerimi A'dan Z'ye gerçekleştirebildim. Şimdi burada karar sizin arkadaşlar. Nvidia ekran kartımı alacaksın? Alabilirsin. Bu beni ilgilendirmez. Ama biz burada raporları veririz. Testleri veririz. Sonuçlar budur. Şu şudur. Fiyat budur. Bütün performanslar budur. Bütün kararlar sende bitiyor. Yorumlarda konuşalım. Senin de fikirlerini merak ediyorum. İş yapar mı, yapmaz mı? Fiyat ne olacak? Türkiye fiyatı eğer tahmin Tabi ilk çıktığı için genelde Türkiye'de her şey çok pahalı oluyor ama Türkiye fiyatları bu video yayınlandan belli olduğunu ben de bilmiyorum. Global fiyatlarını gördük ama Türkiye fiyatları çok yüksekse yorumlarda tartışalım, kavga edelim. Bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.